Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, zaman gittikçe ilerliyor ve bazı şeylere dair umutlar maalesef gittikçe azalıyor ve açık söylemek gerekirse artık insanlar belki de kurtarma telaşını bitirip e, hayatta kalma telaşına farklı şekilde devam edecekler ve artık insanlarımıza daha çok yardım toplamanın, bu yardımları sürdürebilmenin ve e, hayatının bundan önceki evresini e, kötü sonuçlandırmış ya da bundan önceki evresini kaybetmiş vatandaşlarımızın artık e, önüne bakacakları bir duruma doğru ilerliyoruz. Yani kelimeleri seçmek çok zor, kelimeleri dikkatli seçmem lazım. E, o yüzden bayağı baya baya dikkat ediyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi artık birçok şey doğal akışında, doğal işleyişinde devam edecek gibi duruyor. Bizler de artık yavaş yavaş futbol konuşacağız gibi. Bir kardeşimizin yorumu vardı. Diyor ki biz daha önce de bunu yaşadık. Taraftarlar, kulüpler çok iyilerdi ama aradan birkaç hafta geçti, lig başladı. Yarış başladı. İnsanlar birbirini yemeye başladı diye. Ne olur kaybetmeyelim ya şu ortamı. Evet, Yine takımlarımıza odaklanalım. Fakat bu sefer başarılarına odaklanalım. Hani başkasının başarısına ya da başkasının e, haline, tavrına, duruşuna değil. Bakın Türkiye Voleybol Federasyonu 16 voleybolcu yaşamını yitirdi diyor. Özellikle Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıs'ta voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamış. Yani 10 il... Ülkemize meydana gelen deprem felaketinde Adıyaman'daki otel enkazında bulunan Kuzey Kıbrıs Voleybol takım kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kafede hayatını kaybeden tüm sporcularımıza ve yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve milletine başsağlığı dileriz diyor. Şimdi ben lafı şuraya getireceğim. Transfere, futbola mecburen getireceğim. Niye mecburen getireceğim? <laughs> Bakın arkadaşlar sosyal medya binlerce insanın, milyonlarca insanın, milyar belki hani milyarlarca insanın daha doğrusu olduğu ve milyonlarca farklı e, düşüncenin yer aldığı bir yer. Orada kimisi diyor ki hocam transferi de konuşalım. Kimisi diyor ki tamam şöyle oldu böyle oldu ettim ama hani e, biz ne yapacağız? Kimisi diyor ki hocam Galatasaray şunu transfer etmiş Beşiktaş şunu transfer etmiş biz ne yapacağız diye. Bana mecburen bu videoyu çektiren arkadaşlarım da var. Çekmek de zorundayız açıkçası. Mesela ilk haberim şu. Transfer için gözler Jesus'ta diye. Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı bir nevi. Jesus'ta bir toplantı yapılacakmış ve transfer sezonu da uzatıldı biliyorsunuz. 8 Şubat'ta bitecekti ancak 18 Şubat'a kadar devam edecek. Bir numaralı aday. Hakim Ziyek. Yani sizler de az buçuk biliyorsunuz. Samet Akaydın geldi. Bir. Osterwold geldi. iki Ve tecrübeli teknik adam ee, Hakim Ziyek'i isteyecek mi? Ya da Hakim Ziyek transfer olacak mı? Diye çok düşünülüyor. Bu arada Ziyek Chelsea'ye tepkili diye de eklemiş. Paris Saint Germain'e yanlış evrak vermesi. Transferin son anda bozulmasından dolayı çok tepkili umursamayan bir tavrı var. Ve Fenerbahçe Chelsea'yi kiralama konusunda ikna etmeye çalışacak diyor. Ee, Kara Gümrük'te bu sezon çok iyi performans sergileyen ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fabio Borini de bir diğer transfer hedefi konumunda. Ancak Jesus'un vereceği karara bağlı. Diğer bir haberde Fenerbahçe'de planlar sil baştan diye. Şimdi ben bu videoyu çekiyorum diye beni linçlemeye kalkacak kalkışacak arkadaşlar var. Çünkü yani o arkadaşlar muhtemelen hani benim sevmediğim bir şeye tapıyorlar ki yani tapıyorlar ki ya Mustafa Hoca bir şey yapsa da şey yapsak diye. Ben de engeli basıp geçiyorum arkadaşlar. Bu söyleyeyim. Kimse beni yanlış anlamasın. Biz videoyu izlemek zorunda değilsiniz. Ama videoyu izleyenlere saygı duymak zorundasınız. Şimdi şunu söyleyeyim. Jesus Verilen ara uzadığı için oyuncuların maç ritmini korumasını istiyor. Havacı bir taraftan da kadrosunu korumak, güçlendirmek de istiyor. E, Kahramanmaraş'taki afet malum oynanacak maçlar ertelendi. Sonra 3-4 maça tekrar 3-4 ma Mart tarihine tekrar ertelendi. Antrenman programları baştan yapıldı. Bol bol çift kale maç yapılacak. İdmanlarda U19 takımıyla hazırlık maçlarının oynanacağı belirtildi. Şimdi şunu diyeceksiniz muhtemelen. Ya hocam işte Süper takımlarla hazırlık maçı. Arkadaşlar Süper Lig'deki takımların kaçının psikolojisi yerindeki hazırlık maçı yapacaksın? Şunu söyleyeyim. 3 tane takım Avrupa'da maç yapacak. Bir kere o 3 takımı çıkın. Galatasaray Beşiktaş'ı çıkın. Çeşitli düşüncelerden, çeşitli ne olur ne olmazlardan dolayı etti sana 5. 2 tane de malum takımı çıkartın etti sana 7. Hani afetse iki takımı 7. E, kendin de dahilsin 8. E, kalan <laughs> hani 11 e, bir takım kimseyi küçük görmüyorum. Kimseye de kötü bir söz ya da imada bulunmak istemiyorum ama kalan takımlarla maç nasıl yapacaksın? Aynı şehirde olduğum bir Kasımpaşa var, Karagümrük var. E, hani İstanbul Spor var. O da içine sinecek mi? Sakatlanma riski falan filan var. Futbolcu psikolojisini ayakta tutmak var. Bilmiyorum nasıl olacak. Futbolcularımız Fenerbahçe Spor Kulübü ülkemizin başı sağ olsun pankartının önünde e, poz vererek çalışmaya başladılar. Üzgün bir şekilde bakalım ne olacak. Ben şunu söyleyeyim. Kulüpten aldığım bilgiye göre Fenerbahçe transfer yapmayacak arkadaşlar. Fakat e, şu şekilde bir transfer olabilir. Hatay Spor'un ya da Gaziantep Spor'un eğer ligden çekilmeyi düşünürlerse bir yabancısını ya da birkaç Türk oyuncu bir yabancısını kiralık olarak alıp <laughs> illa oynatmak için değil. Doğru psikoloji, düzgün psikoloji ile e, idare edebilmek için diyebilirim arkadaşlar. Böyle bir hamle yapılabilir. Bunu sadece Fenerbahçe değil Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor'da e, yapabilir. Bilginiz olsun. Bunu üstlenmek zorunda takımlarımız. Ve zaten hani federasyonda bir yetki verecek takımlara diyecek yani bir tane fazladan yabancı alabilirsiniz diye. Bir Trabzonsporlu kardeşimizin güzel bir yorumuyla devam edeceğim arkadaşlar. Aynen yazdığı gibi okuyorum. Diyor ki ben Trabzonluyum ve doğal olarak da Trabzonspor taraftarıyım. Gün bize şunu öğretti. Adına futbol dedikleri bir oyun yüzünden birbirimizi yiyoruz. Dün kavga ettiğimiz, belki de küfür ettiğimiz kişiler Allah korusun bizim maruz kalacağımız olası bir afette tırnaklarıyla kazarak günlerdir hasretle beklediğimiz güneşe, nefese kavuşmamıza vesile olacak. Burada kulüp başkanlarına sesleniyorum. Lütfen geçmişi haklısını, haksızını sorgulamadan unutun ve unutturun. Biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz. Biz kucaklaştığımız zaman daha mutlu, daha güçlüyüz. Fenerbahçe Trabzonspor maçında bizim taraftarlarımızın alınması, rakip taraftarlarla yan yana maç izlemesi kutuplaştırılmış yüreklerin yumuşamasına vesile olacaktır. Düne kadar utanarak söylüyorum, küfürler ettiğimiz e, o hakkını helal etsin, Allah da affetsin diyor. Volkan Demirel'in çığlığı, çağrısı, rengi ne olursa olsun tüm ülkeyi gözyaşlarına boğulu. Ve aslında itici bulduğumuz <laughs> o simanın melekleri kıskandıran bir yüreğe sahip olduğunu öğrendik diyor. Değerli kardeşim, değerli arkadaşım ve bir sürü Trabzonspor taraftarı. İşte bizim en büyük sıkıntımız bu. Bizi öyle birbirimize düşürdüler ki ne söylesek başka bir manaya çekilmesi için gazladılar. Ne söylesek dediler ki bu sizin düşmanınız saldırın. Ne söylense şu olur saldırın, bu olur saldırın. Yani bizi bize bir bıraksalardı, bizi bize. Hep söylüyorum, hep üstüne basa basa söylüyorum. Aslında, yani bunu benim söylemem ne kadar doğru bilmiyorum ama, şu en büyük mesele, 2010-2011, çık 2010-2011 meselesini, tarihten sil. Hani bazı e, bilim kurgu filmlerinde oluyor ya, tarihten siliniyor, öyle bir olay yaşanmamış gibi. Trabzonspor'la Fenerbahçe'nin arasındaki gerilme sebep herhangi bir olay var mı? Hiçbir şey yok. Zamanında Fenerbahçe şampiyon olmuş, Trabzon ikinci olmuş. E geçen sene Trabzon şampiyon oldu, Fenerbahçe ikinci oldu. Bak var mı? Yok değil mi? Hiçbir şey yok. İşte bizi birbirimize bu düşürenler var ya. Bunların amacı futbol şu bu değil. Bunların amacı kaos. Bunların amacı kaos. Bizim bunlara uyanık olmamız lazım. Dediğin gibi Ahmet Nur şey Ahmet Nur diyorum. Ahmet Ağol çıkacak diyecek. Arkadaş 2012 2011 geride kaldı. Deprem var, şu var, bu var, ölüm var, zulüm var. Gördünüz devlet kayıtları dedi ki lan bunu kumpas yapmışlar. Terör örgütü düzenlemiş, savcısı oradanmış, bunu buradanmış, hakimi buradanmış, emniyetçisi. Hepsi de aynı e, ekibin elemanıymış. Yeter artık diyecek ya yeter artık. Biz çığırtkanlığı bırakalım. Bu camiamıza zarar veriyor, kardeşliğimize zarar veriyor diyecek. Fenerbahçe Spor Kulübü de diyecek ki biz de her türlü desteğe kardeşliğe varız. İşte budur diyecek. Yani gelin kucaklaşalım diyecek. Gerçekten söylüyorum. Bitecek. Başka bir şey yok. Beşiktaş'ta Bursa Spor arasında. O onu küme düşürmüş o onu. Ulan son maça gelinmiş lan. Son maça gelinmiş. Son maça kadar. Ya dünya çok kısa. Bakın. Umutcan Hatay. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Sevimli Künefe diye. Bir dönem mesela bana çok takıldılar, dalga geçtiler, şakalaştılar. Bilmiyorum kendi yaş gruplarına göre ileri götüren, küfür edenler oldu, hakaret edenler oldu. Oğlum bak etmeyin, eylemeyin. Bak gençsiniz. Bak dünya yaşanacak. Bak çok daha güzel şeyler var. Yapmayın şöyle böyle. Bir şekilde hani konuyu kapattık, helalleştik vesaire yaptık, gittiydi. Ve dün üzücü haberini maalesef aldık. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah. Yani Umutcan Atay kardeşimizin ki sevimli künefe diye de Ersun Yanal hocamız da Allah razı olsun. O da e, baş sağlığı diledi. Ya dünya bu kadar kısa. Dünya gerçekten bu kadar kısa. Yani inanın değmiyor. İnanın değmiyor. Ya değmiyor arkadaşlar. Değmiyor, değmiyor, değmiyor ya. Ya kendi aramızdaki tartışmalara değmiyor. Ben şucuyum, sen bucusuna değmiyor. Bak takılmalar olur, şakalaşmalar olur. Karşımızdaki kaldırmadan da biter. Biter. Yani biter arkadaşlar, biter karşımızdaki kaldırmıyorsa. Ne olur? Lütfen kişisel çatışmalarınızı, makam kavgalarınızı başka şeyden de Bırakın. Dünyayı siz yaratmadınız, yaratamazsınız. Sizin toplu iğnenin ucunu yaratacak gücünüz yok. Bunu herkes için kendim için de söylüyorum. Ben de bazen hararetleniyorum. Ben de bazen yükseliyorum. Kendime de söylüyorum. Hatta kendim özelinde hepinize söylüyorum. Ey Mustafa Hoca dünya sana mı kalacak? Başkasına mı kalacak? Sen de ölmeyecek misin? Toprağın altına girmeyecek misin? Ha yine seni kötü bilenler, yine sana düşmanlık edenler yine edecek. Etsin. Bir insan sen iyiyken sana düşmanlık ediyorsa zaten o insan insan değildir. Bırak etsin. Ama sen o kadar iyi ol ki diyorum kendi kendime. Öldüğün zaman arkandan ağlayan, feryadını yapan ulan iyi adamdı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyen binler bırak diyorum. Belki de yüz binler bırak. Hiç kimse bilemez arkadaşlar. Yani ölümünüzün nasıl olacağını biliyorsanız söyleyin. Ben eskiden çok fazla futbol maçı yapardım. Gece 3-4'te halı saha maçı var derlerdi. Çok kalkar giderdim. Sabah ezanından sonra namazı kılak hadi maça gidelim derlerdi. Namazı kılıp maça giderdik bak sabah namazına. Düşünün bak gerçekten böyle manyak bir adam. Haftada 6 kez bir insan halı saha maçı olur mu? 6 kez halı saha maçım olurdu. Bana derlerdi ki arkadaşlar, nasıl yaşarsan öyle ölürsün, nasıl ölürsen öyle haşr olursun diye bir hadis var. Sen derlerdi ya maç izlerken, Fenerbahçe maçı izlerken kalpten gideceksin. Ya da halı sahada Fenerbahçe formasıyla maç yaparken orada gideceksin derlerdi. Ben de derdim ulan arada sırada da namaz falan kılıyoruz, üretiyoruz. Belki hani o anına denk gelir diye nasıl yaşarsan diye. Yaklaşık 6-7 aydır halı saha maçı yapmıyorum. Bak 6-7 aydır. En son şu Adana Demirspor maçında hakeme çok kızdım, çok öfkelendim. Onun dışında da gayet sakin maç izliyorum. Yani öyle hiç öfkelenmiyorum. Hayatın yönünün şeklinin getirdiği şeye bak. Deprem anında iki tane kızım baba baba diye bana sarılıyorlar. Yani o kadar bana inanmışlıkları var ki sanki depremi durdurup onları kurtaracağım gibi. Depremden ki o babayı gördünüz değil mi? 15 yaşındaki kızın elini tutmuş kız vefat etmiş o düşünceli halini. Gözünüzün önüne onu getirin. Fenerbahçe maçı izliyorsunuz. Galatasaray ya da Trabzonspor maçı izliyorsunuz. Aklınıza Fenerbahçe'ye sövmek geldi. O resmi gözünüzün önüne getirin. O anı. O anı elinden tuttu babanın. Ne alakası var maç izliyoruz. O babanın yerine kendinizi koyun. O kızın yerine çocuğunuzu koyun. Hadi küfür edin. 2010-2011 şampiyonu şudur budur falan filan. Koyun kendinizi. Diyor ya ben doğru baba olamadım diyor. Üç evladımı koruyamadım diyor. Çocukları vefat etmiş. Adam karısından özür diliyor. Çocukların vefat etti Sanki kendi öldürmüş gibi. O adamı koyun. O çocukları düşünün. O dilediği özrü düşünün. Sonra çıkın deyin ki 2010-2011 şampiyonu şudur budur. Anlatabiliyor muyum? Ya da Beşiktaş'ı ya da Ankara gücü ya da Bursa'sı bu fark etmez. Biz çok basit kavgaların peşini düşünüyoruz. İyi de hocam sen ne bu kanalı açmışsın? Transfer diyorsun, duyum diyorsun, duyumlarının çıkanı var, çıkmayanı var falan filan. Ya arkadaşlar siz bu kanalın mantığını anlamamışsınız. İlk ve son kez ben size söylüyorum. Bu kanalın futbolla alakası yok. Bu kanalın maçla alakası yok. Bu kanalın, hani bugün Ahbap Derneği nasıl sivil toplum kuruluşu, nasıl gidip insanlara yardım ediyor, bir şeyler yapıyor. Ya da ne bileyim başka derler, ee, Akut, şu bu falan hani. Bir sürü hak insani yardım var, bilmem neler var, bakıflar hani vakıflar var, dernekler var, şunlar var. Bunlar nasıl bir şeydi? Burası da öyle. Anlatabiliyor muyum? Bizim amacımız, işte para kaldıralım, şu kadar kitle olan, şu kanalın, bak ben size bir şey söyleyeyim, 29 bin takipçi 29 milyon takipçisi olsa, o zaman tabii ki de bilirsiniz, ki zaten 29'a da gerek yok. Bu kanalda eğer 100 bine geçerse, yaptığımız bütün faaliyetleri sadece üyelere değil, herkese açık paylaşacağım. 100 bin olduğumuz günün ertesi günü 150 bin oluruz biz. O kadar söyleyeyim yaptığımız faaliyette. Bu kanalın amacı bu. Tabi bunu yaparken de bir şeyin etrafında toplanmamız lazım. Neyin etrafında? Ben Fenerbahçeliyim. Çok seviyorum Fenerbahçe'yi. Gerçekten çok seviyorum. Yani hava gibi ya, su gibi. Düşünmeden hani Fenerbahçe'ye daha şey, Plaka görüyorsun, onu bile Fenerbahçe'ye yorumluyorsun. Mesela bir reyona gidiyorsun, sarılan kırmızı şey yan yana oluyor mesela oyuncak araba. Kırmızıyı kaldırıp buraya maviyi koyuyorsun. Harbi söylüyorum böyle bir manyak. Manyak derecede bir sadece ben değilim. Bizim hayat felsefemiz ama kimseye zarar verme değil. Kimseye hakkına hakkına tecavüz etmek değil. Kimsenin gasp etmek şunu yapmak bunu yapmak değil. Yaşam felsefemiz böyle. Ben de dedim ki en iyisi Fenerbahçe şeyi yapayım. Ve burada öyle dostlar edindim ki öyle arkadaşlar edindim ki ben size şu kadar bir şey söyleyeyim mi? Sadece 2022 yılı içerisinde belki de 200 bin TL'den fazla bir miktarda yardımda bulundu. Bu kanalın üyeleri, aboneleri. 200 bin TL en az. Bakın 200 bin TL diyorum en az. Şu an Şubat'ın 10'u 11'indeyiz. Sadece şu anda bile yani şu ana kadar onda birini geride bıraktık belki de. Geçen senenin. Sadece şu anda bile. Yani şu ana kadar bile. Ve kişisel e, hani bizden hariç parayı bize ulaştırıp bize vermeyenleri dahil edersek geçen senenin yaklaşık dörtte birini bulmuş durumdayız Şubat ayında. İşte bizim niyetimiz, amacımız bu. Ha bazen tabii ki de taşıyoruz. Bazen hakemler şöyle, maçlar böyle olan Galatasaray'ı kolluyorlar, Beşiktaş'ı kolluyorlar, Trabzon'u kolluyorlar falan. Yapıyoruz ama o da işin doğası. Kimseyi kırmamaya da çalışıyorum. Bak dikkat edin, beni nasıl görüyorsanız, nasıl biliyorsanız öyle bir adamım. Arada sırada çıkıp hakkınızı helal edin diyorum ya. Yani ben şu niyetle söyledim ama şöyle oldu böyle oldu diye. Bazen dinliyorlar, bazen yükleniyorlar ediyorlar. Canları sağ olsun herkesin. Yani herkes benim niyetimi anlayacak olsa zaten inanın hiçbir sıkıntı olmaz. Hiçbir derdimiz, kederimiz olmaz. Yani buralardan ders çıkaralım arkadaşlar. Mesela hakim ziyek meselesi değil. Mesela transfer meselesi, borini meselesi şu bu değil. Ben söylüyorum Ali Koç, e, Ali Koç diyor ki tarih bizi yargılar diyor. Eğer yani ben bugün transfer yaparsam e, tarih bizi yargılar diyor. Muhtemelen Bertu Yıldırım'ı kiralık alabiliriz bilginiz olsun Türk olduğu için. Onun dışında belki yine Hatay Spor'dan bir kişiyi kiralık alabiliriz ama bu sadece Fenerbahçe üzerinde düşünmeyin. Diğer takımlarda da bunu düşünüyorlar. Federasyonda da buna e, şey çanak tuttu demeyeyim de federasyon da buna imkan olanak sağladı. Bunu yapmamızı söyledi diyebilirim. Hakkımız ayrısı olsun arkadaşlar. Kimseyi kandırma niyetim yok. İşte başlıklara çarpıcı atayım da clickbait yapayım da birçok kişi izlesin falan yok. Bizim amacımız şu. Biz gönlüne girdiğimiz herkesi bu kanala abone etme peşindeyiz. Takım önemli değil. Geçen bir Galatasaraylı yazmış. Ya ben diyor inanamadım diyor. Ben inanamadım diyor. Sen diyorsun ki diyor işte Alanya Galatasaray maçında ben dedim ki diyor kırmızı diyor. Ulan diyor hayatımda tanıdım hiçbir Fenerbahçeli. Bu kırmızı değildir deme diyor. İnanamadım diyor. Şu dakika şu saniye izlet dedim. Adam diyor ki harbi harbi demişsin diyor. Ben hala inanamadım diyor. İşte bizim diyor hakkımız yenildi demişsin diyor. Tamam mı? Yani diyebiliyormuşsun diyor. Arkadaşlar ben böyle bir adam bak Fenerbahçe pozisyonu. Yorumlarken şunu söylüyorum. bu pozisyon aynısı Galatasaray'a olsa ne derler? Şunu derler işte. Geçenlerde bir şey dedim. Ee, şöyle hatalı gol yedik Galatasaray'ın sırayındaki dedim. Aynısını Fenerbahçe alsa diyecekler ki dedim. Ha, şike yapılmış, ayarlanmış şöyle böyle. Bir 6 arkadaşım diyor ki başta ben anlamadım diyor. Başta dedim ki diyor ulan bize şikeci diyor. Sonra diyor dikkat dedin dedim diyor. Düşündüm diyor ulan hakikaten dedim diyor. Ulan bu golü Fener'den gelse hakikaten dedim diyor. Al şike yapmışlar derim dedim diyor. Düşününce diyor senin yorumlarını düşününce diyor hakikaten diyor çok doğru bir noktaya değiniyorsun diyor. Arkadaşlar bak bizim ana mantalitemiz şu. Pozisyon yorumlar. Ben aynı zamanda bir hakem olduğum için hakem yorumu olarak yapıyorum ama şu şekilde yorumlayın. Bu bizim maçta aleyhimize olsa ne derim? Lehimize olsa ne derim? Bunu diyebildiğimiz anda zaten kavgalar biter. Bugün çarşıda yürürken aynı şeyi eşime de dedim. Dedim ki biz aslında mükemmel bir milletiz. Cennet gibi bir vatanımız var. Cennet gibi insanımız var. Cennet gibi insanımız var. Ama bizi bize bırakmıyor yavşaklar. Gidin doğuda ezberçi deyin, hani acıktım deyin, karnım aç deyin. Herhangi bir ev sizi almazsa ben her şeyi feda etmeye hazırım. Her şeyini iddiaya girerim. Batıya gidin, ben açım deyin. Merak Trabzonspor taraftar çoğu Fenerbahçe'yi sevmez. Çıkın deyin ki benim karnım aç arkadaş. Beni hani karnım çok aç. Ya, dilenci milenci değilim. Karnım aç. bir bir tane ekmek dahi olsa alır verir misin bana deyin. Rica edin. Ekmeği tam alacak ki ya ben Fenerbahçeliyim bu arada. Belki almaya almak istemesin deyin. Adam sana dönerdir ki arasına da bir şey koydurayım mı mudur? Bak bizim milletimiz böyle ya. Bak geçen sene Trabzon Kayseri arasında tartışma vardı mesela. Biz e, yolda otostop çekiyordum. Bir Trabzonlu arabaya denk geldim mesela. Ya bir, öyle şey yaptım. Adam gelene kadar bana konuştu. Dedik Aziz Yıldırım şöyleydi. Ama Ali Koç'a sahip çıkın. Ali Koç iyi adam dedi. Yani Kayseri'yi de, seviyorum diyor. Sizin yani şeyinizi seviyorum falan diyor. Bak bizim milletimiz böyle ya. Bizim milletimiz sosyal medyada klavyede delikanlı. Klavyede çat 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 hepsi gebersin ölsün gebersin pislikler sizi. Sizi sevmiyoruz lanet olsun. Yüz yüze geldiğiniz zaman şu yüzler gülüyor işte. Ne olur bunu koruyalım ya. Vallahi bunu koruyalım. Transfer transfer umurumda değil. Şampiyonluk mu? Şöyle yapalım. Bu sene Fenerbahçe olsun. Seneye Galatasaray olsun. Sonra Beşiktaş olsun. Sonra tekrar e, Fenerbahçe olsun. Biz çok uzun ol, ol, olmadık. Yani aralık sırasında biz aynı. ya da bizim 5 yıldızı saydırın. Tamam mı? Bizim 5 yıldızı saydırınca siz bizi yakalamaya çalışın. Ama yine de araya bir tane sıkıştıralım şampiyonluk. Sonra Trabzon olsun. Sonra Beşiktaş olsun. Zaten iş dümen bu şekilde. Yani herhalde hepiniz anlıyorsunuzdur. Bu kadar bir takımın arka arkaya ikisine şampiyon olamamasından. Ertesine takımların düşüne. herhalde bir şeyler anlıyorsunuzdur. Ha araya bir takım Avrupa'dan bir kupa getirebilse keşke. Ah Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir. Hani ee, bu sene bir araya bir kupa sıkıştırabilsek işte Sivas Spor falan. Keşke araya inşallah bir tane sıkıştırırız. Sen bak o zaman façamıza, sen bak o zaman fiyakamıza. Allah dediğim gibi biz böyle bir toplumuz, böyle bir milletiz. Bizi bize bıraksalar bu kadar güzeliz ki. Ama maalesef bırakmıyorlar. Kafanızı ağrıttım. Deprem bölgesinde e, görev yapan sağlık personeline, orada çalışan bütün herkese yürekten selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Ali Selva abim, ki Ali abimizin de hatırlatmak istemiyorum ama onun da geçtiğimiz sene bir büyük bir kaybı vardı. Allah rahmet eylesin, cennet olsun. Şimdi de 112 sağlık ekip olarak orada görev yapıyor. Hani video istiyorlar destek için ama videoyu bile izleyemiyorum diyor. Allah yar ve yardımcısı olsun. Rabbim bu vatanı bölmek isteyen hiçbir şeye spor, siyaset, sanat, kültürel faaliyet umurumda hiçbir şeye, hiçbir kişiye, kuruma, şuna, buna, ülkeye izin vermesin. Dirliğimizi, birliğimizi bozdurmasın Allah. Allah bize doğru istikamet versin inşallah. Görüşmek üzere dostlar.